Arkadaşlar merhabalar. TYT geometri full tekrar kampının 7. günü 2. videosundayız. Çok genlerde ne yapacağız? Yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız. Öyle böyle yeni nesil soru yok. Hatta bu video çok uzun olacak gibi. Bayağı bir soru var çünkü. Ama şikayet etme. Çünkü niye? Burada sen üçgenlerin de yeni nesil sorularını görmüş olacaksın. Üçgenlere de atıfta bulunmuş olacağız. O yüzden çok şanslısın aslında. Hatta ben şey tavsiye etmiştim ya. Sen çözemediğin sorulara bakacaksın ya. O yönden de Videonun uzunluğu da aslında bence çok önemli değil. Neyse biz şimdi ne yapıyoruz? Sayfa numarası 59, 60, 61, 62, 63 ve 64'ün çözümünü yapacağız bu videoda. 59'dan 64'e kadar çözeceğiz. 64'ün sonuna kadar çözeceğiz. Çok güzel şeyler öğreneceğiz. Gerçekten çok kaliteli işler yapacağız. E, eksik hiçbir şey kalmayacak. Gerçekten öyle. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 16'dayız ve bir katlama sorusu var. Soruyu okumayın belli zaten burada. Katlanılan sorularda ne yapıyorduk? Hop geriye doğru açıyorduk. Tamam açacağız ve açılmış halde var zaten burada. BC üstünde bize kaç vermiş? 4 vermiş. Şimdi gençler şu bir simetri ekseni mi? Evet simetri ekseni olduğu için 60-60 diye böldü mü? Böldü. Aynı hamle burada da 60-60 böldü. Sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam açıları da yazalım hatta. Burası 120 ve 120. Burası da 120. 120 ise burada kaçı da 120 yapar. 120 ise burada açıda da 120 yapar. E sonra 120 ise burası 60 mı oldu? Evet. 60 60 sabah burası 60 yaptı. E hocam burada da katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. Şu açılar da birbirine eşit olacağından dolayı bunlar da 60 60 yaptı. Hatta şu paralel oldu buna. Hatta bununla da bu paralel olmuş oldu. Aa, şurada eşkenar çıktı. 4 4 4. Hocam burası 4 ise katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacağından burası da 4. Yani burası kaç oldu? 8 oldu. O zaman yukarısı da 8 oldu. Aynı hamleleri burada yaparsam burayı da 4, burayı da 4, burayı da bu 4 bulursun. Hatta burası da 4 olur. Hocam bizden şu uzunluk isteniyor. Hocam şunlar eşit, şunlar eşit. Yamukta ort taban var burada. Şu uzunluk kaç? 16 artı 8 bölü 2 diyebilirsiniz. Ya hocam ben yamuğu görmedim diyenlere gelsin şimdiki de. Ya e arkadaş yamuğu görmedik. Evet. Biz şunu da şunu paralel bulduk mu? Bulduk. Bak dikkat et. Şuradaki bir paralel kenar oldu. Niye? Şunlar paralel. Bunlar da paralel. Çünkü 60'a şurası burası 60 burası 120 olduğundan dolayı şurası bir paralel kenar çıktı. Direkt şu uzunluk 12 ise bu uzunluğa da 12 diyebiliriz. İşte yamuksuz da yapabiliriz. Paralel kenar. Ya paralel kenarı da görmedik hocam diyenlere. Ya artık ben ne diyeyim karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Mutlaka şeyden çıkar yine. Şuradan şöyle birleştirdiğin zaman 90 derece olur falan filan. Oradan da ispatlayabilirim. Devamını getireyim. Çok böyle işlem yapıyorum ama bak şunu şöyle çizersem. Şunu da şöyle çizersem. Muhteşem şunlar oluştu mu? Oluştu. Hocam burası 90 derece hatta burası da 90 derece. E burası da 90. Şurada bir dikdörtgen oluştu karşımıza. 8 ise direkt burası 8. E, şuradaki uzunluklar kaldı. E hocam burası da 4 ya. 90'ın karşı 4'ken 30'un karşısı burası 2'dir. Aynı şekilde burası da 2'dir. E burası 8 burası 2 burası 2 burası toplamda 12 üçgenden de bu şekilde bulabiliyoruz. Her türlü çözüm var bizde. Örnek 16 Denizli çıktı. Geldik örnek 17'ye. Şekil 1'de çevresi 12 cm üst yarısı sarı, alt yarısı kırmızı olan düzgün altıgen kağıt gösterilmiş. Çevre 12 ise 6'ya böldüğüm zaman bir kenar kaç çıktı? 2 çıktı. Hocam bir kenar ki eyvallah. Şurası da 2 burası da 2. Sonra ne yapmış? Bunu böyle kesmiş ya. Şu kenarları yapıştırmış AF'yi böyle. AF ile CD'yi yapıştırmış herhalde. Sonra e, B'ye boyunca kesilerek CD kenarı AF üzerine yerleştiriliyor. Tamam. Neresi? CD kenarı. Bak bu kenar şuraya yerleştirilmiş. Bu şekilde yeni şekli çevresi isteniyor. Çok kolay. Şurası en uzun kenar değil mi? En uzun kenar. En uzun köşe Bir kenarın iki katı değil miydi? Yani iki iken burası kaç yapar? Dört yapar. E hocam burası dört. Burası da dört. Çevreye bak. İki, dört, sekiz, on, on iki, 16 yapıyor. Dolayısıyla cevap Akçay oldu. Örnek 17'de. Geldik örnek 18'e. Düzgün altıgeni verilmiş ve düzgün beşgen var burada. Bizden buradaki x açısı isteniyor. Böyle kesilmiş gitmiş. Şuradaki x. E tamam ben burada işlemi yapacağım. Arkadaşlar bu düzgün altıgen değil mi? Evet eşitleri koyuyorduk. E bu da düzgün beşgen. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Düzgün altıgenin artık bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. Düzgün beşgeni de artık iyice ezberledik. 108 olduğunu biliyoruz. E burada ne çıktı o zaman? 108 ise buraya kaç kaldı? 12 kaldı. İkisi kenarlık var burada. 180'den 12 çıkart. 162 2'ye böl. 81 81 yapar buraları. Hocam burası 180'e tamamlıyor. 99 yaptı burası. E buradaki açı kaç derece yapacak? Tamamı 108 yapacak ya. 108 yapması için buraya 9 derece kaldı. Benden şuradaki x açısı isteniyor. E burası da 108 değil mi? Evet. 108 9 daha. Yani şöyle yazayım. 108 artı 9 artı x eşittir 180 olmalı. Şu 117 yaptı. 180'den 117 çıkartırsak sanırım 63 yapıyor. Cevap böylelikle 63 buluruz. Yani 18. soru Balıkesir. Geldik örnek 19'a. Aşağıda ABCDF düzgün altıgen şeklindeki trafik tabelası. Uzunluğu 24 eksi 5 kök santimetre olan KN direği. Evet burası 24 eksi 5 köküç olarak verilmiş. Dik olarak monte edilmiştir. Evet buraya dik olarak monte edilmiş. Yani şurasının devamı şu altı yere dik olacak. Şurası 90 derece olacak diye söylüyor bize. Hatta bunun devamını şurada da getirelim. Çünkü bizim işimiz burada. Şurayı 90 dereceyi göstereyim. Peki ne isteniyor benden? Tabela K noktasının etrafında dönebilen böyle yere düşmüştür. CNN'de 5 verilmiş. Yani şurası 5'e 5 verilmiş. Yani bir kenar kaç çıktı? 10, 10 çıktı. K E üstü nedir diye soruluyor. Burada uzunluk. 90 dereceye karşıt getireceğiz. 90 dereceye karşılık nasıl getirebiliriz? Arkadaş direkt burada simetri ekseni çizecek olursak altıgen de simetri eksenin ne kadar önemli olduğunu farkındasın değil mi? Simetri ekseninde getirecek olursak Şununla şu birbirine paralel ya 90 ise burası da 90 e burası da 90 çıktı. Yani karşımıza şöyle dik üçgen çıktı. Dik üçgeni kullanacağım. Buranın 24 eksi 5 köküç olduğunu biliyorum. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Kardeşim o dikdörtgenden dolayı hatta şu köşegeni çizecek olursam 120 ya burası 60 60 yaptı burası da 30 yaptı 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5 burası da 5 köküç oldu burası da 5 köküç oldu bak 24 eksi 5 köküç şurası burası da 5 köküç toplamda bu uzunluk kaç yapıyor 24 eksi 5 köküç ile 5 köküçün toplamı 24 yapıyor e hocam şurası 10'du e bu ne bir kenar bir kenar 10 şurası da tam şey değil mi bu simetri ekseni aslında tam ortadan böldüğü için bu da simetri ekseni tam merkez yaptı. Tam merkez yaptığı için e, şuradaki uzunluğu da ben bulabilirim. Ya da şun tamamı 10 ya. Bak şurayı 5 bulmuştuk. E o zaman hocam burası o zaman yine 5. E, en uzun köşegen bir kenarın ilk katı 20 olacak. 10'u buradaysa buraya da 10 kaldı. Ve dik üçgen çıktı karşıma. Şöyle bir dik üçgen. Bir kenar kaç? 10. Öbür kenar kaç? 24. Kardeşim burası 2 çarpı 5. Burası 2 çarpı 12. Burası da 2 çarpı 13 yapar mı? Yapar. Cevap o zaman kaç yapar? 26 yapar. Şuradaki uzunluğu da böylelikle 26 bulduk. Güzel bir soru. Örnek 19. Ceyhan çıktı. Geldik. Örnek 20'ye. Evet yol verilmiş. Yolu boş verin kardeşim. Böyle bir hikaye var burada. Aşağıda düzgün altıgeni şeklindeki bir bölgenin içine ve etrafına yapılan yollar gösterilmiştir. Yolun ortasındaki çizgilerle ne oluşuyor? Bir altıgen oluşuyor. Beni ilgilendiren kısım Burası ben buraya yoğunlaşacağım. Hiç yol amola yoğunlaşmayın kardeşim. Daha öncesinde de zaten bunu söylemiştik. Yol verildiği zaman içindeki çizgilere yoğunlaşın. Ve şurada da şöyle yine yol verilmiş. Şuradaki uzunluklar var. Şimdi neler verilmiş? ATTK'yı kaç vermiş? 80 vermiş. Burası da 80. Burası da 80. Sonra KD'yi de 70 vermiş. E tamam 70 vermişse bize şekildeki bölgenin çevresi altıgen şeklindeki şeklin çevresi nedir diye soruluyor. E, hocam 90 dereceler var. Dik üçgene karşılık getirmeye çalışacağım. Bir de düzgün altıgende bu köşeden bu köşeye gelmiş. En uzun köşegen simetriksiydi. Bizim için çok önemli. Ben burayı bulursam olay bitti. Buraya bulmaya yönelik hamle yapacağım. 90'lar olunca ne yapıyorduk? Dikdörtgene karşılık getiriyorduk değil mi? E nasıl getireceğiz dikdörtgene karşılık? Al şöyle getirecek olursak. Şuradan bir dikdörtgene karşılık getirelim kardeşim. Dikdörtgenle Pisagor bağıntısı yapıyorduk. Bak dik üçgenleri de böylelikle tekrar ediyoruz. 80 ise burası 80 mi? Evet. 80 ise alt tarafta 80. 80, 150. 8, 15, 17'nin kaç katı? 10 katı. Burayı 170 bulduk. Burası 170 ise bir kenarın iki katı. 170 ise burası da bir kenarda 85 mi çıkacak? Altıgen şeklindeki bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. 85 çarpı 6 yapar. 6 kere 5, 30, 48. O da kaç yapıyor? 510 yapıyor. Yani cevap ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik diğer soruya. Evet şöyle bir katlama var arkadaşım burada. Güzel. Katlamayı ne yapıyorduk? Geri doğru açıyorduk. Açılmış halde zaten burada var. Şöyle. Tamam. O, bu da tam olarak buraya denk gelmiş. Çok güzel. Şimdi senin bu katlamadaki izlediğin yol. Aslında buna göre şuna göre şey yapıyoruz ya. Şu izlediği yol şu değil mi? Hop şöyle. Evet hocam. Şu şöyle katlamadaki izlediği yol. Dolayısıyla bu ne oldu? Altıgenin bak şu köşegeni oldu. Buranın ben ne olduğunu biliyorum. 120 30 30 olduğunu biliyorum. Peki şimdi şurada da bir katlama var üçgende. 30sa burası da 30 olacak mı? Olacak. Üstte binen açılardan dolayı. Hatta şunlar birbirine eşit olacak. Bak kardeşim. Şunlar birbirine eşit olacak. Hatta bu çizgiyle bu çizgi birbirine eşit olacak. Burası çift çizgiyse eğer, çift çizgiyse eğer burası Burası çizgi artı çift çizgi çizgi artı çift çizgi burası da çift çizgi olacak diyebiliriz. Şimdi KE'yi kaç vermiş burada? KE evet şuraya 2 vermiş. Hmm. Sonra başka bir uzunluk verilmiş mi? Verilmemiş. KL uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor. E bu da bir kareydi galiba. Soru okumadım ama evet bu da bir kareymiş. Buradaki kare olmasını da kullanacağım. Karenin bir kenarında çift çizgi olmasını da kullanacağım. Bak şimdi 90'ın karşısı 2. 30'un karşısı kaç yapar? 1. O zaman burası ne yapar? Köküç yapar. Hocam burası da kök 3. Güzel. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben buraya bir A dersem bir kenara A artı 2 mi oldu? Evet. Hocam burası da A artı 2. Burası da A artı 2. Bu çift çizgi A artı 2. Burası da A artı 2 oldu. Oo güzel işler geliyor. Bak A artı 2 burası. A artı 2 burası. 30 30 120 üçgeni yok mu? Evet. Burası A artı 2'nin ne yapması lazım? A artı 2'nin kök 3 katı yapması lazım. Şu uzunluğun. O da A artı 2 artı 2 kök 3 değil mi? Evet. Bunu dağıttık. A kök 3 artı 2 kök 3 eşittir. A artı 2 artı 2 kök 3 oldu. 2 kök 3'ler gitti. A'yı buraya attım. İşler yapacağım. A kök 3 eksi A eşittir 2 yaptı. Buradan A'yı bulacağım. Ben benden de KL isteniliyor zaten. KL uzunluğu da KL uzunluğu da şurası. Şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım ben. Dur bulurum. Ben önce bir A'yı bulayım. Burada a parantezin alınacak kök 3 eksi 1 eşittir 2 yaptı. a'yı da böylelikle 2 bölü kök 3 eksi 1 olarak buldum. Hatta eşleniyle çarpayım kök 3 artı 1 ile çarpacak olursam eğer 2 kök 3 artı 1 bölü karesi eksi karesi. Yani 2 yaptı. Şunlar şunlar gitti. Kök 3 artı 1 olarak a'yı bulduk. Şimdi gel gelelim şuraya. Bak şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Kardeşim aynı hamle burada da yapacak olursak. Şurası da aynı şekilde değil mi? 2 iken burası da 2. Aynı hamle. Burası da 1 değil mi? Evet. E hocam şuradaki uzunluk da dikdörtgenden dolayı burası da A artı 2 değil mi? Evet bizden A artı 2 artı 1 artı 1. A artı 4 isteniyor yani. A artı 4 isteniyor. A'yı kaç bulmuştuk? Kök 3 artı 1 bulmuştuk. Kök 3 artı 1 artı 4'ten cevap da böylelikle kök 3 artı 5 çıkar. Yani cevap balıkesir oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet güzel sorularla bak güzel şeyler tekrarlar yapıyoruz. Neyse geldik şuraya. Neresi burası? Örnek 22 şekilde bir düzgün 12 genin. Öncelikle düzgün 12 genin ben dış açısını buluyorum kardeşim. Düzgün 12 genin dış açısı 360 bölü 12'den kaç yapar? 30. 30 derece yaptığını biliyoruz. Eyvallah. Tamam. Sonrasında devam edelim bakalım. 30 derece yaptığını biliyoruz. ABC ve C, D, noktaları doğrusal. ABC doğrusal ve C, D, E doğrusal. Buna göre BCD açısı. BCD açısı. Şuradaki açı nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Düzgün altıgenin iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. Şurası da 150 derece değil mi? 150 derece. Hocam 150 derece ise o zaman buraya 30 derece kaldı. Dur. 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 Ben bunu şöyle yapabilirim kardeşim. Hocam burası 108 deyip şurayı bulurum. Sonra burayı bulurum. Sonra burayı bulurum. Sonra burayı bulurum. Sonra şunu uzatırım. Şuradan bir dörtgenden işlemler falan filan. Buradaki dörtgenden işlemler falan filan çıkar. Ama uzayacak gibi. Ama ben burada güzel bir şey fark ettim. Şurası 30 derece. Hani bizim şeyimiz vardı. Bir kenara gören açı alfa ise iki kenara gören iki alfa. Üç kenara gören üç alfa. Dört kenara gören dört alfa. Hatta dış açı da iki kenara gören açı kadar değil miydi? Evet. E hocam dış açı bak bu. Ha, o zaman bir kenarı gören 15 olur. Bak dış açı iki kenarı gören açı ya. O zaman bir kenarı gören 15'tir. Hocam bak direkt burası 30. Bu iki kenarı görecek. Yani buradaki çizginin devamı kesinlikle ama kesinlikle buraya gitmek zorunda. İşimiz kolaylaştı. Gördün mü? Bak ne kadar güzel oldu. Şuranın 30 olmasından dolayı burası iki kenarı görmek zorunda. Bak iki kenarı görüyor. O zaman bunun devamı bu köşeye geldi. Bitti gitti o zaman soru. E sen şuradaki açıda iki kenarı gördüğü için 30 derece diyebilirsin. Hocam şuradaki açıyı bir şey diyemezsin. Tam köşeye doğru gitmiyor. Ama burası iç açısı kaç dereceydi? 150 derece değil mi bunun iç açısı? 150 derece olduğundan dolayı ve burası 108 derece olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 42 derece kaldı. E hocam şuradaki açıda yine tamamı 150 olduğundan dolayı 120 kaldı ve artık alfayı bulabilirim üçgenden dolayı. Diğer türlüsünde bayağı bir işlem kalabalığı olacaktı arkadaşlar. 120, 42 ve alfanın toplamı 120, 42 ve alfanın toplamı 180 yapacak ve burası 162 yaptı. Alfayı da böylelikle e, kaç buluruz? 18 buluruz. A benden şey isteniyormuş. BCD. Şu B BCD şurası isteniyormuş. 18'in 18'in 180'e tamamlayan açısı isteniliyor. Dolayısıyla cevap 162 yaptı. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Ben ÖSYM'nin tarzını şimdi çok iyi bir şekilde okuduğum için, yıllardır da böyle takip ettiğim için adam böyle soruları seviyor artık. Bununla da ilgili gerçekten çok güzel bir soru olmuş. Vallahi herkesin eline emeğine sağlık. Dinleyenler dinleyenlerin de bak çok güzel şeyler görüyorsunuz. Çok güzel şeyler. Vallahi ben bu tekrar kampını böyle anlatırken o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Gerçekten ama gerçekten. Aşırı derecede. Bayılıyorum ya. O kadar mutlu uyuyorum yani. Neyse geldik örnek 23'e. Bu arada cevabı Edremit bulduk. Geldik örnek 23'e. Aşağıdaki şekilde düzgün sekizgen ve düzgün altıgen verilmiş. Düzgün sekizgen 360 bölü 8'den buranın 45 derece olduğunu. Düzgün altıgende de de artık iç açında 120 derece olduğunu biliyorsun ha sen. Düzgün altıgen saat yönünde alfa kadar döndürüldüğünde. Saat yönünde alfa kadar döndürüldüğünde. Bak önceden buradaydı. Sen alfa kadar döndürdüğün zaman önceden bu çizgi buradaydı. Alfa kadar döndürdüğün zaman buraya mı geldi bu? Evet yani senin dönüşün bak şöyle oldu. Bu buradayken hop buraya geldi. Burası alfa oldu diyor sana. E o zaman şuraya ben bir alfa diyeyim şöyle. Peki sonrasında o zaman şuradaki açıları da yazalım. Burada kaçı 120 derece. Burada kaçı da tamamı 135 derece değil mi iç açısı? 135 derece olduğundan 15 derece kaldı. Onları biliyoruz. Şu alfa derece dönünce. Bak şimdi dikkat et. Önceden şuradaydı. Bu alfa derece dönünce hop şöyle. Hocam alfa döndü ya buraya ne kaldı? Alfa eksi 15 mi kaldı şuradaki açıya? Evet alfa döndüğü için bak. Şu kenar buradan buraya geldi. Alfa derece döndü burası. Alfa eksi 15 oldu burası da. Bizden ne isteniyor? MN kenarı ve EF kenarı arasındaki dar açı. MN ile EF arasındaki dar açı. Bitti. Alfa eksi 15 olacak burası. M, A MN ile EF arasında kaç isteniyor. Tamam. Burası alfa iken burayı da alfa eksi 15 bulduk mu arkadaşım? Bulduk. E burası alfa eksi 15 ise burası da 120 derece değil mi? Evet. Senden burada kaç isteniyor? Bak MN ile EF. MN ile EF arasındaki dar açı. Burada kaçı? X artı 120 artı alfa eksi 15'in kaç olması lazım? 180 derece olması lazım. X'i yalnız bırakacağım buradan. Attım buraya. 45 eksi yok. 120'den 15 çıkınca kaç geliyor? 120'den 15 çıkınca 105 geliyor. 105, 180'den de 105 çıkınca kaç geliyor? 75 geliyor. Alfayı da öbür tarafa attık. Eksi alfa oldu. Cevabımız da böylelikle 75 eksi alfa oldu. Valla bu da mükemmel bir soru. Bir yerde gördünüz mü böyle soruları? Ya benimki konu anlatımında bile yok. Bir yerde gördünüz mü Allah aşkına? Evet cevap Cihan. Geldik bir sonraki soruya. Bir katlama yapılmış kardeş katlama yapıldığında hemen ilk işimiz o eski haline geri getirmek. Şöyle eski haline geri getiriyorum. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şunlar eşit. Şunlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Şuradaki açılarda birbirine eşitliği hemen gösterdim. Peki. Şimdi bu böyle buraya gelmiş. Aa bak bu <laughs> FD üzerine gelmiş. Dikkat öyle diyor. FD üzeri. Bu FD yani şu FD burası 120 iken yani şu şöyle olduğu zaman. 120 iken x kenarından dolayı 30 30 değil mi bunlar? Evet. Hocam burası da 30. Burası da 30. Yani bunlar 15'er derece oldu. E üssü ne? D isteniyor bizden. E üssü ne? D isteniyor. Yani şurada kaçı isteniliyor? E arkadaş burada kaç kaç dereceydi? 120 dereceydi. 120. 15 daha. 135. Buraya kaç kaldı? 45. E hocam burası da 45 oldu o zaman. Üst üste binan açılardan dolayı. E burada kaç ya ne kaldı? 45, 45, 90 ise burası da 90 derece yapmak zorunda. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Örnek 24 Denizli oldu. Geldik örnek 25'e. Kesip başka bir yere yapıştırmışım. Şimdi ÖSYM bu tekniği çok seviyor. Her zaman söylüyorum. Ya bir yeri kesip başka bir yere yapıştırır. Ya aynı kartonu başka bir yerde kullanır eş yapı olarak. Aynı kartonları aynı şekilde ucuca yerleştirir. Yine eş yapı. Ya böyle e Döndürme olur mesela. Kalem döndürdüğünde yine aynı kalem. Eş yapı. Ya da bir ne var? Katlama var. Katlamada da aslında üstüne binen kenarlar işte Üstüne binen açılar eşit diyoruz ya. Orada da ne var? Eş yapı. ÖSYM'nin dili bu zaten. Eş yapı. Sana eş demiyor da. Kestim. Öbür tarafa koydum. Döndürdüm. Aynı yapıyı. Ya da katladım. Ya da aynı üçgeni bir nokta etrafında koydum. Eş yapı hep aynı şeylerden bahsediyor aslında. Eş yapı. Bu eş yapılarda ne yapıyoruz? o eski hallerini şöyle bir koyalım ki sıkıntı yaşamayalım kardeşim. Düzgün beşgenimiz böyleyken şu üçgeni aldım buraya koydum. Sonra bizden açı oranı isteniyor. Tamam ben şuranın kaç derece olduğunu biliyorum. 108. Bunlar kaç yapıyor? 36-36. E burası da 108. Burası da 36-36 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Sonrasında dikkat edeceksin. Bak kardeşim senin buradaki yapın kesildiği zaman yani eş yapılarda kenarların eşitleri de çok önemli. Mesela şu kenarlar birbirine eşit. Eyvallah. Bu kenarlar buraya geldi. Aynı zamanda şu kenarla da kesip buraya yapıştırdın ya bu kenarda eşit değil mi? Evet. Eş yapılarda açıları yazdın. Soru çıkmadıysa kenarların da eşitliğini yaz. Aa ne çıktı burada? X kenar çıktı. Düzgün beşgende 108 dereceydi burası. E hocam burası 72. 108, bak X kenar çıktı burada. Şu kenarla şu kenar X kenar. 180'den 72 çıkart. 108 2'ye böl. 54 54 yapar buraları. Benden şimdi CD D, D üssü açısı. Bakıyoruz. CD D, D üssü. Hocam burası 54 ise eğer bu 72 derece ya ta, ya da tamamı 108 ya. Dikkat et şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 90 yaptı burası. Buraya kaç derece kaldı? 18 derece kaldı. Evet burayı bulduk. 18 bölü D D üssü E. D D üssü E. E şurada kaç kaç derece? 54 36 daha 90. Bu da kaç yaptı? 1 bölü 5 yapar. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Örnek 25'te. Geldik örnek 26'ya. Yine kesip başka bir yere yapıştırmışız. Yine eş yapıyı kullanmışız burada. Bizden e, ne isteniyor? K L. K L. L ile K üsü. L neredeydi? Burada. K üssü burada. Yani bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Şimdi bunu bulacağız. Öncelikli olarak şurada bir işlem yapayım ben. 4 2 verilmiş burada. Şöyle e, dik olarak çizilmiş. Aslında burada şunu da yapacak olursam hop, bu da 120 30 30 olduğundan dolayı burası da 90 derece oldu. Hocam burası da 90 burası da 90. Dikdörtgen çıktı. 2 ise 2. Hatta 4 ise 4. Hatta burası da 6 6. Burası da ne oldu? 6 kök mü oldu? 6 6 6 köküçse dikdörtgenden dolayı. Evet. E o zaman şuradaki parçaları yazayım mı kardeşim? Şurasını ben 2 buldum. Şurası kaçtı? Burası 4. Bak şuradaki parça. Sonra bu uzunluk 6 kök 3. Tamam. Şu uzunluğa karşılık 90 dereceye karşılık getireceğim. Kardeşim 90 dereceye karşılık nasıl getirirsin? Şimdi. 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 Şurada kaç kaç derece? 120. Burada kaç kaç derece? 120. Şu dış açısı kaç derece? 60. Hocam 60. Bak burası da 120 ya. Şunu da şunu paralel mi yaptı? Evet. Bu arada burası 90 dereceydi. Bununla bu paralelse 90 dereceye karşılık getirmek istiyorum. Devamını getirirsem şöyle. Yöndeşlikten dolayı burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Hocam şurayı bulmaya çalışacağım. E bulalım. E, şuradaki 60'ı kullanayım. Şuradan bir dik çizersem bir kenarında 6 olduğunu biliyorum. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 köküç olur. Hatta dikdörtgenden dolayı bak. Şuradaki uzunluk neydi? 4'tü. Aşağısı 4 olur. 3 kök ise burası da 3 kök 3 olur. Bir kenar 9 kök 3. Bir kenar 9. Evet 9'a 9, 9 kök 3. Şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. Ya sırıtıyorum çünkü güzel bir soru ya bu da. Şöyle 9'a 9, 9 kök 3 çıktım. Pisagor mantısından burayı bulursun. Ama 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat miydi? Evet. E burası 30 burası 60 oldu. 30'un karşısı 9'sa 90'ın karşısı kaç yapar? 18 yapar. Bizden de zaten 18 isteniyor. Yani şuradaki uzunluk 18 olmuş oldu. 9 ve 9 köküşten dolayı arkadaşım. Cevap böylelikle 26. soruda ne çıktı? Denizli çıktı. Geldik. Bir an videoyu durdurdum. Durdurmuşum zannettim ha korktum. O kadar emek boşa gidecekti. Neyse video çalışmıyor zannettim. Örnek 27'deyiz. Yukarıda bir düzgün 12 genin içine çizilmiş bir kenarı 3 kök 3 artı 3 olan kare verilmiş. Ve düzgün 12 gen. Düzgün 12 genin ya konu anlatımında ne dedim ben size? Şöyle 3 kenara ayıran köşegenle şu her zaman birbirine paralel olur dememiş miydim ben size? Bak bu bilgiyi kullanacağız kardeşim. Evet. Düzgün 12 yani. Çok hoşumuza gidiyor bu özellikle. Konu anlatımında anlatmadım da pişmanım. Ama burada eksikler tamamlanıyor. Evet. Üç kenar ayıran köşegen gördün mü? Şununla şu paralel. Ya da üç kenar ayıran köşegen. Şununla şu paralel. Aynı şey burada da. Aynı şey burada da söyleyebiliriz. E on, düzgün 12 genmiş 360'ı 12'ye böldüğün zaman kaç yapıyor? 30. Dış açısı 30. Hocam şunu da şu paralel ya. Z'den dolayı burası da 30. Aynı şekilde bak burası da 30. E burası da 30 oldu mu? Oldu. Şimdi içine çizilmiş bir kenarı 3 köküç artı 3 olan bir kare var. Bunun bir kenarı 3 köküç artı 3. Kardeşim şuraya ben 90'ın karşısı 30'un karşısına A dersem. Burası ne oldu? 2A. Hocam burası da 2A. Burası da 2A. Burası A köküç oldu. Aynı şekilde şuradan da dik çizersem 2A. 30'un karşısı A. Burası da A köküç oldu. Burası da 2A. Bak 2A artı 2 köküç A. Dikkat. 2A ya da 2 kök 3 a artı 2 a eşittir 3 kök 3 artı 3 verilmiş. Sen burada 2 parantezini alırsan kök 3 a artı a yaptı. Ya da 2 a parantezini alalım direkt. 2 a parantezini alalım direkt. Burada kök 3 artı 1 mi yaptı burası? Evet. Burada da 3 parantezini alırsan kök 3 artı 1 yaptı burası. E burada kök 3 artı 1'ler gitti. 2 a eşittir 3 oldu. a'yı da böylelikle 3 bölü 2 mi bulduk? Evet. Düzgün 12 kere'nin ya da 2A eşittir kaç bulduk? 3 bulduk. Zaten bana 2A lazım. 2A 3 mü? 3. Bir kenarı 3 oldu. 12 kere'nin çevresi de 12 çarpı 3'ten kaç çıkar? 36 çıkar. Cevap balı kesir. Mükemmel bir soru daha çözdük arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Görüyorsunuz ya. Çok hoş ya. Hadi bakalım devam. Kesip yapıştırmışım. Eski haline geri getiriyorum. Biraz önce konuşmuştuk zaten bu meseleyi. Hop şöyle ve şöyle. Tamam bu yapı buraya geldi mi? Geldi. Şimdi ben bunu kullanacağım. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Hatta bak şu parçayla da şu parça birbirine eşit mi? Eşit. Eş yapı olmasını. Hatta 120 30 30. Burası da 120 30 30'ları kullanacağız mı? Kullanacağız. Şimdi düzgün altıgen 120 derece, 120 derece. Tamam. E şu kenar. Aa bu kenar bir köşegen. Köşegenle bir şey alakasız bak aslında bunu alıp buraya yapıştırınca ne oldu? Köşegenle alakası yerde bir eşitlik olmuş oldu. Köşegen çizeceğiz değil mi? Köşegeni nasıl çizeceğim? Bu iki kenar ayıran köşegen. Şunu çizsem a alaka olmadı. Başka ne yapabilirim? Şunu çizebilirim. Alaka oldu mu? Oldu. Dikkat. Bak bu da iki kenar ayıran köşegen. Bu da iki kenar ayıran köşegen. E bunda da bu birbirine eşit mi oldu? Evet. Burası kaç derece? 120. Bunlar 30-30 oldu. E hocam şu x kenar çıktı. Bu açılar birbirine eşit ve ikisinin toplamı 30'sa çünkü iki iç açı dayan ama bir dış açıya eşit. 30'sa burası da 15 15 oldu mu? Oldu. Toplamda bana burada kaç isteniyor? 30 ile 15'in toplamı kaç yapar? 45 yapar. Evet bu soru benim konu anlatımında var. Ama bu sorunun o konu anlatımındaki sorunun yeni nesil şekle çevrilmiş hali arkadaşım o. Klasik soru orada klasik sorusu Burada da yeni nesil sorusu var gördüğünüz üzere. Evet bu da hoş soru. Ya yıldızlar geçti oldu ya resmen. Bir sürü yıldızlı soru atıyoruz valla. Neyse devam. Aşağıda verilen beyaz üçgen fon kartonun köşelerinden üçgenler oluşturularak bu üçgenler üzerine yazılı renklerde boyanmaktadır. Daha sonra boyanan bu üçgenler kesitli çizgiler boyunca kesilerek çıkarılmakta ve kalan kısımlar bir düzgün altıgen oluşturmaktadır. Kalan kısım düzgün altıgen oluşturdu. Beyaz kısım kaldı değil mi? Düzgün altıgen oluşturuyorsa o zaman bunlar ne oldu? 120, 120, 120, 120 oldu. Hatta şunların hepsi ne oldu? Birbirine eşit mi oldu? Evet. Ve dikkat et. 120 iken burası 60 oldu. 120 iken burası da 60 oldu. 60, 60 iken burası da 60 oldu. Aa, bunlar da eşit oldu. Aynı şekilde hatta bu 60'ları sonradan buldum. Şöyle göstereyim. Burası da 60 oldu. Eşit oldu. Aynı şeyin mavisi. Bunları yazıyorum. 60, 60, 60 yaptı. Bu da bir eşkenar çıktı. Burada da 60, 60, 60 yaptı. Bu da eşkenar çıktı mı? Çıktı. Çıkarılan renkli üçgenler. Renkli üçgenlerin hepsi eşkenar üçgen oldu. 60, 60, 60, 60, 60 ve 60'ları yazdık. Şöyle oluşan dörtgen şeklin çevresi. Arkadaş hepsi de aynı çift çizgi zaten. Bir kenara A diyecek olursam bu şeklin çevresi 2, 3, 4, 5. 5A eşittir 25 verilmiş. A'yı da böylelikle 5 buluruz. Ee, başlangıçta alınan beyaz üçgen fon kartonun çevresi nedir diye soruluyor bize. Evet. Başlangıçtaki beyaz üçgen şu şekilde değil mi? Yani bir kere A'yı da 5 bulduk. 5, 10, 15 burası. 15 burası. 15 burası. Çevresi kaç yaptı o zaman? 45 yaptı. Evet örnek 29 Balıkesir çıktı. Geldik şu soruya. Evet çokgen sorusu. Aslında bunu dörtgenlerde sormuşlardı arkadaşlar. Biz burada çokgene uyarladık. ÖSYM'de çıkmış bir sorunun benzeri diyebiliriz. Evet neler verilmiş? Buradaki noktalar orta noktalar. Hemen orta noktaları şöyle bir göstereyim. Şöyle orta noktaları göstereceğiz. E burada ne vardır büyük ihtimalle dostum? Büyük ihtimalle oranlamalar da var. Alan da var. Alan dağıtım vardır. Yani üçgeni tekrar ediyoruz aslında burada. Hadi bakalım üçgeni tekrar edelim. Bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? İstediğimiz yerden başlayabiliriz. Şuradan başlayalım mesela. Şöyle alan dağıtmaya başlayalım. S'lerden. Yani şuradaki alana ben bir A diyecek olursam. Burası da A mıdır? Evet. Devam edelim. E burası ne olacak? 12 eksi a olacak. Hocam yine burada da bir üçgen. Bak 3 üç tane çizgide 12 eksi a ise 3 tane çizgide burası da 12 eksi a'dır. Sonra bu ikisini toplama 11 yapacak. Sayıyı 11'e tamamlayan eksi 1'dir. A'dan kurtulmam lazım. A eksi 1 yaptı burası. Hop şurası da A eksi 1 alanım yaptı. Evet burada tıkandık. Buradan devam. A demiştik buraya. Buraya ne kaldı? 13 eksi A kaldı. Şurada da şöyle bir devam edecek olursak. Yuvarlaktaki 13 eksi A ise burası da 13 eksi A'dır. Toplamları kaç yapacak? 9 yapacak. 4 4 13'ü 9 yapan değer A'dan kurtulmam lazım. Artı A yaptı. Yani A 4 Burada da şöyle şey yaparsak. 4 artı A yaptı burası. Sonra şuraya bakacak olursak. 10'a tamamlayacağız burayı da. X4'ü 10'a tamamlayan nedir? 14'tür. Değil mi? Evet 14'tür. Bir de A'dan kurtulmam lazım. Eksi A yaptı. Çizgide kalan 14 eksi A ise burası da 14 eksi A yaptı. Şimdi benden kırmızı alan isteniyor. Kırmızı alanda 14 eksi A artı A eksi 1 yaptı. A'lar nanay oldu. 14 eksi 1'den cevap ne çıktı? 13 çıktı. Böylelikle cevabı ne bulduk dostlar? Denizli bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıda 5 tane eş düzgün beşgenle yapılmış bir şekil verilmiştir. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Dikkat eder misin burada? Düzgün beşgenle şu yapılmış. Düzgün beşgenin üç kenarları ortak ya çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi. Şu içerideki beyaz kısım herhangi bir düzgün çokgenin nesi oldu? Bir parçası oldu. E o zaman herhangi bir düzgün çokgenin bir parçası olduysa ben x'i bulmaya çalışacağım. Bu düzgün çokgen kaçgen? Bunu nasıl bulabiliriz? Dış açıdan bulabiliriz. Hocam dış açıya yoğunlaşalım. Mesela dış açısı ya bunu uzatırsın dış açısı ya bunu uzatırsın ya bunu uzatırsın. Fark etmez istediğin yerden git. Hadi ben bunu uzattım. Düzgün beşgende 108 olduğunu biliyorum. E buraya 180'e tamamlayan açısı 72 yaptı. Buraya ne kaldı o zaman? 36 kaldı. Aa! 36 derece. Burası 36. Ben artık kaçken iç açısını falan bulabilirim. İç açısı kaç yapıyor? E, 144 yapıyor. Yani ya da 360'ı kaça bölebilirim? 36'ya bölüp kenar sayısını bulabilirim. 10 gelmiş bu. He, ne yapacağız peki? X. Çevre açı gibi mantığı yok mu burada? Var. Aa! bu 1, 2 kenarı görüyor. Arkadaş İki kenarı gören açı zaten dış açı dememiş miydik size? Evet. Ya da ne bileyim bir kenarı gören açıya önce ulaşırsınız. İşte şöyle şunu çizip hocam burası 18 yapıyor. İşte bir kenarı gören açı. O zaman iki kenarı gören açı da 36 dersiniz. Ya da bunu demeden ne dersiniz? Kardeşim burada ne var? Burada şey var. Dış açı 36. iki kenarı gören 36. Bu açı da iki kenarı görüyor. Bu da 36 deyip direkt işaretle geç kardeşim. Çünkü artık sen bu işi öğrendin. Örnek 31'i ne bulduk? Balıkesir bulduk. Geldik örnek 32'ye. Ayşe öğretmen görsel sanatlar dersinde öğrencilerine alanı 54 köküç birim kare olan düzgün altıgen. 54 köküç birim kare hemen onu, onu kullanalım. 6 tane a kare kökü 3 bölü 4 eşittir 54 köküçten. Köküçler gitti. Şu 4 ile 6 ile 54 sadeleşsin. 9, 4 kere 9, 36. A kare 36 ise a'yı 6 bulduk. Yani bir kenar 6 çıktı. Tamam eyvallah. Şimdi ondan sonra ne yapmış? Düzgün altı gerçeklik kağıttan KS görseli elde etmelerini aşağıdaki uygulamalarla, uygulamalarla öğretmek istiyor. Tamam bir KS elde edecekmiş. Şunlar birbirine paralelmiş şu üçü. Otomatikman burası da paralel oluyor zaten. Olacak şekilde AF kenarını KL boyunca CD kenarını MN boyunca içe doğru katlıyor. Daha sonra ise kenarda kalan tek katlı bölgeleri keserek bu kase görselini elde etmiş. Dikkat edin. C üstü A üstü birbirine eşit olmuş. Yani sen A ile C'yi çakıştıracaksın. Hadi şurada bir katlama yapayım. Şurada öyle bir katlama yapacaksın ki bu buraya denk geldi şöyle. Değil mi? Katlamadan dolayı. Sonra A buraya geldi. C de buraya gelecek. O zaman şöyle katlama oldu. Bizim katlamada elimizde kalan yerler nereleri oldu dostum? İşte tam olarak şuraları oldu. Evet şuralar oldu. Katlamayla elde ettiğim şekil. Ama daha işim bitmedi. Niye? Çünkü sen bunu böyle katladın. İki katlı yerler nereleri? Tek katlı bölgeler atacakmışız. Bunu böyle katladığın zaman Şurası iki katlı bölge. Hocam şurası da iki katlı bölge. İki katlı bölgeler şurası ve şurası yaptı. Tek katlı bölgeler de neresi oldu o zaman? Hocam şurası ve şurası atıldı. Tamam buraları yoğunlaşacağız şimdi. Şimdi bunlar birbirine paralel. Dikkat burası 120 iken burası da 60 mı? 60. E üst üste binen açılar birbirine eşit olacak 60. Aynı mantıktan dolayı burası da 60. Hatta buraya da 60 derece mi kalıyor? Evet. Sonrasında devam edelim. Bu da aynı şekilde 120 paralel diye 60 katladığımdan dolayı 60 burası da 60 oldu mu? Oldu. Hatta burası da 60. işte burası da 60, burası da 120 derece, buraya da 60 derece kaldı. E burada ne çıktı? Burası da 120. 120 60 60 burası da 120 geliyor. Şu e, bunlar paralel oldu. Şunlar da paralel oldu. Paralel kenar. Şu paralel kenarlar atılınca bak elimde bunlar kaldı. Şimdi benden ne isteniyor? Bu görselin çevresi nedir diye soruluyor. Bu görselin çevresine bakacağız şimdi arkadaşlar. Hadi bir yerden başlayalım biz şimdi. Bir yerden başlayalım. Şuradan başlayalım. Şuraya bir x dersek. Burası da x midir? X'tir. Bir kenar 6'ydı. Buraya 6-x mi kaldı? Evet. Şu paralel kenar çıktı. Bu paralel kenardan dolayı şöyle. Burası da 6-x mi oldu? Evet. Üstte binen kenarlar birbirine eşit olacak. Burası da 6-x. Tamam 6'ydı. Hatta burası da x çıktı. Eee her şey çıktı mı kardeşim? Şu kenarı da bulmak kaldı değil mi şimdi elimizde? Doğru. Şunu bulacağım. Bir de bu uzunluğu da bulacağım ben. Bu uzunlukları da bulmak zorundayım ben şimdi. Burası aynı mantıktan dolayı burası da x, burası da x buraya 6 eksi x kaldı. Burası da x oldu. Ee, Paraya kenardan. Buraya da 6 eksi x kaldı. Benim amacım şimdi şurayı ve şurayı bulmak arkadaşım. Buraları bulmaya çalışacağım ben şimdi. Buraları ben nasıl bulacağım peki? Buraları bulmaya yönelik hamle. Ya 90 derece falan filan çizebiliriz aslında. Mecbur öyle yapacağız. 90 derece çizerek yapabiliriz aslında bunu. Ya öyle yapalım. Yapacak bir şey yok. Başka türlü bir eşkenarlık, meşkenarlık oluşuyor mu diye baktık da aslında oluşuyor. Şöyle şunu yukarı doğru eşkenar bazı e, altıgen sorularında eşkenar tamamlamak hoşumuza gidiyor. E, bunu böyle eşkenar tamamlayınca burası da 60 oldu ya. Bak ne çıktı burada? 6 6 6 çıktı. Hocam şu 60 60 60 eşkenar oldu. 12 x o zaman burası da 12 x oldu. Normalde ben şöyle yapacaktım. Şuradan dik, şuradan dik atarak yapacaktım ama daha rahat bir şekilde buldum. Aynı şekilde şuradaki uzunluğu bulmak için de burada bir eşkenar oluşturacak olursak böyle hocam burası zaten neydi? 6'ydı. Burası da 6. Çünkü 60, 60, 60, dış açılar 60'ya eşkenar oluşuyor. Burası da 6. Dikkat et. 60, 60, 60. 6 artı x, 6 artı x, 6 artı x olacak. Tamam her şey çıktı kardeşim. 6 artı x burası. Burayı 12 eksi x bulduk. Şurası x, burası da 6 eksi x. x 6x. Burası da x burası da 6x. Bizden bu kasenin çevresi isteniyor. Mükemmel bir soru ya. Arkadaş şu x'in toplamı 6. Bu x'in toplamı da 6. 12 etti. E şunları da topladığın zaman 18 etti. Toplamı da kaç yapıyor o zaman? 30 yapıyor. Cevap ne çıktı? Cihan çıktı. Bu soruda şöyle bir yıldızı hak ediyor mu? Kesinlikle hak ediyor kardeşim. Evet örnek 32 Cihan oldu. Geldik örnek 33'e. A, B, C, D, F. Düzgün altıgen. Ya düzgün altıgende bir açının 120 derece olduğunu biliyoruz. Tamam. Ee, bu dursun elimizde. Bizden ne isteniyor? fH H bölü. H, E isteniyor. şurada 45'i de kullanacağım ben. Bu 45'i ben nasıl kullanabilirim? Ya böyle bir şey çizeceğim. Köşegen. Ama bu köşegeni çizince. Hocam burası 120. 30, 30. Karşıma ne çıktı? 15 çıktı. Valla 15, 75, 90'ı biz çok fazla sevmiyoruz. Ya da altıgende en önemli şey neydi? Altıgendeki en önemli şey neydi? Simetri ekseni olan köşegendi. Hocam şunu şöyle çizsek. Ya burada da bir 15 derece çıkıyor karşımıza. Tüh. Tüh yine tüh. Ama sanki bu daha mantıklı olacak. Bilmiyorum ama bakalım. FH bölü HE oranlaması isteniliyor bizden. Başka türlü ben buna nasıl uygulama yapabilirim ya? 120. A şöyle yapabilirim. Burada da 15 çıktı. Biraz önceki soruda ben ne demiştim? Bazı sorularda eşkenara tamamlamak çok hoş oluyor. Eşkenara tamamlarken şunu mu tamamlayacağım? Hayır. Şurayı mı? Şurayı mı? Şurayı mı? Şurayı mı? Şurası daha mantıklı değil mi? Evet burası sanki daha mantıklı arkadaşlar. En azından 45'e ait de bir üçgen oluşmuş oldu. Bak en azından şeyle uğraşmadım. Neyle uğraşmadım? 15 ile uğraşmıyorum şu anda. 15 yani ben kendi emeğimle 15 derece ya da 75 derece elde ettiğimde sorudan kaçıyorum yani daha güzel bir hamlesi vardır falan diye düşünüyorum. Ona göre işlem yapıyorum. Siz de inşallah öyle yaparsınız arkadaşlar. FH bölü HE isteniliyor bizden. Şimdi 60'ı ve 45'in mantığını ben burada kullanmaya çalışacağım. Hadi bakalım kullanalım. Nasıl kullanacağız? Hocam şuradan bir dik çizsem. Ee, o dik. Tabi şuralara bir yerlere denk geliyor. Şuradan bir dik çizsem. Şu büyük üçgende kullanmak zorundayım. Şuradan bir dik çizsem. Bu arada buraya bir x desem buraya da y desem. Bir kenar x artı y mi? Evet. x artı y. E o zaman burası da ne oldu? x artı y oldu. Eşkenardan dolayı. 90'ın karşısı 2x artı 2 30'un karşısı yarısı olacak. Ben buraya bence 2x diyeyim. Buraya da 2y diyeyim. Ona göre işlem yapayım. Burası da 2x artı 2y olsun. Yani tam sayılarla uğraşayım. Şimdi burası da 2x artı 2y biliyoruz. Şimdi şuraya bakalım. 90'ın karşısı kaç burada? 4x artı 4 2y. 4x artı 2'ye. 90'ın karşısı 4x artı 2'ye ise 30'un karşısı kaç yapmak zorunda? Yarısı 2x artı y yapmak zorunda. 2x artı y yapmak zorunda. E, hocam burası 2x artı 2 ydi Burası da 2x artı 2 ydi O zaman buraya ne kaldı? Y kaldı. Şimdi güzel bir şeyler çıkacak galiba. Ee, buradan x ile y arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacağız. Bulacağız da inşallah. Niye? Şimdi dikkat et. 30 burası Burası da 30. Burası da 30 mu? Evet. 30'un karşısı y ise 90'ın karşısı nedir? 2y'dir. 2 x'e bak burası da 2x mi oldu? Evet. Ve bu arada e, burası 30'un karşısı y iken 60'ın karşısı y kök 3 ya da 30'un karşısı 2x artı y iken şunun tamamı ne olacak? Hadi şuraları boş ver. İşime yaramayacakmış belli ki. 30'un karşısı 2x artı y iken burası da kök 3 katı. 2 kök 3 x artı y kök şeklinde oldu. E 45'i nasıl kullanacağım? Hocam 45 burası da 45. 45 45 93 üçgeni var burada. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Hadi eşitliği yazalım. 2x artı bak şu kenar dikkat et. 2x artı 3y. 2x artı 3y. Öbür kenarda 2 kök 3 x artı y kök 3 değil mi? Evet. 2 kök 3 x artı y kök 3 oldu. Şimdi x'leri bir tarafta y'leri de bir tarafta toplayalım. Olay bitecek. Çünkü benden ne isteniyor? FH yani 2Y bölü 2X isteniyor. Yani bizden Y bölü X isteniyor. Hadi bakalım. Y'yi buraya attım. 3Y eksi Y kök 3 oldu. Eşittir. E, ee, öbürünü de öbür tarafa attım. 2 kök 3 X eksi 2X yaptı. Şimdi burada Y parantezini alınca 3 eksi kök 3 yaptı. Burada da X parantezini alınca 2 kök 3 eksi 2 yaptı. Aman Allah'ım gelecek gelecek merak etme. Benden Y bölü X isteniyor. Şu X'i buraya atalım. Bu da buraya gitsin. Y bölü x de neye eşit oldu? 2 kök 3 eksi 2 bölü 3 eksi kök 3 yaptı. Valla yukarıda 2 parantezin alınca y bölü x yukarıda 2 parantezin alınca kök 3 eksi 1 geldi. Hocam aşağıda kök, 3 e, ne parantezin alabiliriz? Kolay yoldusu var. Normalde bazı arkadaşlar eş, eşleniyle çarp gider. Ama burada da kök 3 parantezini alabilirsiniz. Kök 3 parantezini aldığınız zaman burada kök 3 kaldı. Burada da eksi 1 kaldı. Şunlar da gitti. Y bölü x neye eşit oldu? 2 bölü kök 3'e eşit oldu. 2 bölü kök nedir? Evet 2 bölü kök 3. Kök 3 çarparsam 2 kök 3 bölü 3'e eşit oldu. Valla yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ben buradan çözdüm. İşlem kalabalığı birazcık çıktı gibi geldi. Bunun daha kolay bir yolu varsa bekliyorum. Daha kolay bir yolunu belki şöyle bulabilirsiniz. Bence o yolda siz deneyin. Hocam bu 45'i nasıl kullanabiliriz? Şunu şöyle uzatarak kullanabiliriz. Ee, çünkü şu kenarlar paralel ya. Z'den dolayı burası 45. E burası da 60 derece ya. Belki buradan daha kolay bir şekilde çıkar. Bunu da sizin denemenizi istiyorum. Ee, şuradaki şeyden dolayı, kelebekten dolayı da gidebilirsiniz belki. Ama onu da size bırakayım. Bu da güzel bir yol oldu. En azından mantığımızı kullandık. Yine özel açı mantığını kullanarak ona göre işlem yaptık. Ha 15 ve 60'a göre de işlem yapabiliriz belki. Ee, orada tabii biraz şey bilgisi de lazım. Mesela ben şimdi... E, şuradaki en uzun köşegenden belki daha rahat bir şekilde bulabilirim. Ama nasıl bulabilirim? Geometri bilgime güvenerekten bulabilirim. Hadi bakayım geometri bilgime güvenerekten başka kısa yoldan çözmeye çalışayım size. Hocam şu en uzun köşegen bizim olmazsa olmazımız çözdük. E burası 60 burası ne kaldı 15 kaldı burası da 60 burası da 60. 60 ile 15'i siz kullanmayı belki beceremeyebilirsiniz ama ben böyle dik çizince olmuyor ya küçük açıya ait ikizkenar oluşturma yöntemi de vardı. O zaman burada küçük açıya ait bir ikiz kenar oluştursam daha net bir şekilde sonuca ulaşacağım gibi. Bak şurada bir ikiz kenar oluşturdum küçük açıya ait. 15-15 burası da kaç yaptı? 30 yaptı. Hatta burada bir 30-60-90 üçgeni çıktı karşıma. O zaman 30'un karşısı, karşısı, karşısı x ise 90'ın karşısı 2x'tir. 60'ın karşısı x köküçtür. Hocam burası da x köküç yaptı. Dikkat et bu kenar neydi? Bu kenar en uzun kenar, e, bir kenar e, bu kenar neydi? <laughs> en uzun e, ait konuşamadım. Bu en uzun köşegen bir kenarın iki katıydı. Burası 2x artı x kök ise burası da 2x artı x kök için yarısıdır. E o zaman buradan şundan şunu çıkartıp şurayı bulabilirsin. Sonra da bundan da bunu oranlayabilirsin kardeşim. Bak buradan daha rahat bir şekilde çıktı. Ama buradaki özel üçgen işlemi yapmak sanki biraz sıkıntılı gibi. O yüzden hiç buraya şey yapmayayım. Ama buradan da daha net çıktı. Daha kolay çıktı. Çözümün de devamında siz kendiniz getirirsiniz. Ben çözümü şurada şöyle eski haline geri getireyim. Ekran görüntüsü alan arkadaşlar vardır belki. Oradan çözüme de devam edebilirsiniz. Hatta bunun daha kolayını da buluyorsanız yorumlara bekliyorum arkadaşım. Cevap Balıkesir çıktı. Örnek 34 aşağıda yağmurluğun kapalı olduğu düzgün beşgen. Ne yağmurluğu mu? Yağmurluk buymuş bu da gövdeymiş. Neyse yağmurluğun Kapalı oldu düzgün beşgen şeklinde bir bebek arabası. Heh, bebek arabasının yağmurlu. Gövde kısmı resmedilmiştir. Aşağıdaki görselde ise bebek arabası 30 derece açılmış. Kardeş. 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 Şimdi burada bu düzgün beşgenin köşegeni. Hop yukarı çıktı. Düzgün beşgenin köşegeni. Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit değil miydi? Evet. O zaman bir köşegen daha çizelim. Hocam hop şunu çizince. Bak. Bu da düzgün beşgenin bir köşegeni. Yani şunu çizdiğin zaman burası da çift çizgi. Aa burada da ne çıktı? Bir ikizkenarlık çıktı. Olay bitti mi? Bitti. Düzgün beşgende buranın 108, buranın 36 36 olduğunu biliyoruz. Hocam burası da 108 ya yukarısı. Burası da 36 36 olduğunu biliyoruz. Buraya da 36 kaldı mı? Kaldı. Hocam burası da 36, burası da 36. Yani şurada kaç kaç derece çıktı? 66 derece çıktı. 180'den 66 çıkarsan 124. 2'ye bölsen 62 mi çıkıyor? 124 2'ye bölsen 62 çıkıyor. Yok. Şu ikisini toplam 66. Ha 110 114 çıkıyor burası. 114'ü 2'ye böleceksin. 114'ü 2'ye böldüğün zaman da 57 geliyor galiba. Evet, şuradaki açılar 57 57 yaptı. Hocam 36 iken burası 36 ya. E, bunun tamamı da 108 ya. Şimdi dikkat et. Alfa 57 ve 36'nın toplamı 108 dersek alfayı da böylelikle buluruz. Şurası 36'ydı. Eee 57 36 daha kaç yapıyor? 13 93 mi yapıyor? İşlem hatası yapmam inşallah. 93 yapıyor. 108'den 93 çıkartırsak kaç yapıyor? Sanırım 15 yapıyor arkadaşlar. Evet cevap böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı. Bu da güzel sorulardan biriydi. Yukarıdaki soruya da bir yıldız atalım. Buna da zorluktan dolayı yıldız atıyoruz arkadaşlar. Evet, orada da üçgenleri tekrar etmiş olduk bu arada. Ama bu soruda düzgün beşgende çıkabilecek soru tiplemeleri arasında uzun zamandır düzgün beşgende sormuyor ÖSYM aslında. Bu şekilde köşegenlerin de eşit işte olduğu düzgün beşgen sorusu sormuyor. Ya sorarsa bu sene niye çıkmasın böyle bir soru değil mi? Evet güzel de uyarlanmış yeni nesile uyarlanmış hoş bir soru. Cevap akçay oldu ve geldik örnek 35'e. Yamaç paraşütlerinin kumaş kısmına kanopi adı verilir. İşte bu Yavaş paraşütleri tamam Düzgün altıgeni şeklinde bir kanopi verilmiş. BE'yi 16, 12 vermiş. E, en uzun köşegen bir kenarın 2 katıdır. O zaman bir kenar kaç olacak? 6 olacak. Sonra bu kumaşı simetri ekseni olan BE boyunca kesen Ali elde ettiği 2 adet x kenar yamuk şeklindeki kumaşı. Hani sen bunu böyle kestin. Bir tane kumaş bu, bir tane kumaş da bu. Bunların da birer kenarlarını şöyle yapıştırmış. Şu aradaki mesafe nedir diye soruluyor bize. Vay vay vay. Buralar ne? Onlara da bakalım. O ne? M ne? Onu bulalım. O ve M noktaları bulundukları kumaş parçalarının ağırlık merkezi. Hmm. Arkadaşım şimdi şuraya bakacak olursam bu alttan eşkenar üçgenden oluşmuyor mu? Evet. Alttan eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin ağırlık merkezi. O zaman ben burada eşkenar üçgen ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. Eşkenar üçgenin ağırlık merkezini de kullanacağım. Aynı zamanda OM'ye de bir şey getirmeye çalışacağım. Ee, üçgene karşılık getirmeye çalışacağım. Nasıl yapabiliriz? Mesela bazı arkadaşlar der ki hocam ben şuradan şunu çizsem. Şuradan da şunu çizsem. Kardeşim şuna ait bir üçgen bir üçgen oluşmadı. Başka bir yerden düşün. Bak ortak köşe şurası. Şu ağırlık merkezi şu ve şu ağırlık merkezini çizsek daha hoş olmaz mı? Olur. En azından bak bir üçgen de oluştu. Oy. Kosinüs teoremini kullanacağız. O -me. Bir kenar altıydı. Kosinüs teoremini kullanmamam lazım. Harbi den kullanmamam lazım. E, şuraları ne çıktı? 30-30, 60-60. Bak şimdi dikkat. Şurası 60, burası da 60. Eee. Uzunluk 12 çıktı arkadaşlar. Çünkü niye? Ağırlık merkezi mi şey burası? O ve M'ye buldukları kumaş parçalarının ağırlık merkezi. Şurası 60, burası da 60. E Bu eşkenarda çizilen yükseklik burası 30 oldu. E burası da 30. E, bu doğrusal çıktı o zaman. Şu, şu. Evet doğrusal olmak zorunda. Niye? Tekrar söylüyorum. Direkt çok kısa yoldan buldum arkadaşlar. Şurası 60 derece mi? 60 derece. Burası da 60 derece mi? 60 derece. E hocam burası çizilen yükseklik olduğu için burası da 30-30 oldu. E hocam aynı şekilde çizilen yükseklik olduğu için burası da 30-30 oldu. Dikkat et şuradaki açıya. Bak şurada kaçıya dikkat et. 60-60 burada. 30-30 da burada. Toplamda 180 derece yaptı. Yani bu doğrusal olmuş oldu. E bu doğrusal olmuş olduysa şurası ve şurası doğrusal olmuş olduysa yani OM çizgisi burası olmuş olacak. Yani burası şekli aldanmayın arkadaşlar. Neye eşit olacak? Aslında yüksekliğin bu kısmıyla bu kısmının toplamına eşit olacak. Çünkü doğrusal olduğundan dolayı. Daha farklı bir şekilde çözülmüş. Şimdi araştıracağım arkadaşım. Daha kolay çıktı sanki burada. Bu 6'ya 3, 3. Burası 3 kök 3. Burası kök 3. Burası 2 kök 3 oldu. O zaman burası da 2 kök 3. E bunlar doğrusal olacak yapışacak. 2 kök 3, 2 kök 3 daha kaç yaptı? 4 kök 3 yaptı. Güzel de bir ispat yapmış oldum aslında. Böyle şekil böyle çizilmiş olsaydı ama e, o zaman da O ile M arasındaki uzaklık çizmeyip de göstermemiz lazımdı. Biraz daha düzgün çizilip oradaki e, çizgiyi şuradan da geçirebilirdik arkadaşlar. Tam şöyle geçecek şekilde çizebilirdik. Ya da O burada M burada şöyle soruda şu şekilde yapabilirdik. O burada M burada O ile M arasındaki uzaklık nedir diye sorulabilirdi. O zaman doğrusallık çıktığını ispat edebilirdik. Çünkü 60 burası 60 burası. Çizilen yüksekten burası da 30 burası da 30. İşte bak doğrusallık şartı sağlanmış oldu. 180 derece olduğundan dolayı. Burası 2 köküç burası da 2 köküç toplamda 4 köküç çıktı. Ama şekle bakıp da ben bir çözüm yapayım size. Dur. Şekle bakıp da bir çözüm yapayım ben size. Bunu üçgene karşılık getirmem lazım benim. Şimdi arkadaş bak şimdi. Şuradan bir şey yapsam. Hocam çizilen yükseklik. E buradan da yükseklik çizsem doğrusal oluyor. Bak Buradan da yükseklik çizsem, buradan da yükseklik çizsem, bu da doğru sol olacak. En azından burada da bir üçgen oluşmuş oluyor. Bak bu yükseklik, bu yükseklik, şuradaki üçgenden dolayı da sonuca ulaşırım. E bu ağırlık merkezi, bir kenar 6'ydı. burası 3, 3, burası 3 kök olacak. 1'e 2 oranından dolayı, burası kök 3'e 2 kök 3. E, ondan sonra burası da aynı şekilde 3 kök E hocam burası da 3 kök Şimdi dikkat et, burası 30, 30 yüksekten dolayı burası da 30, 30. Burası toplamda kaç çıktı? 60 çıktı. Bak 60. Kollara bak. 4 kök 4 kök 3. Yani şöyle bir üçgen çıktı. Burası 60. 4 kök 3 burası. 4 kök 3 burası. O zaman bu bir eşken üçgen oldu. Burası da 4 kök 3 olmak zorunda. Yani buradaki uzunluğu da böylelikle 4 kök 3 bulmuş oluruz. Sıkıştığım zaman nasıl böyle farklı yollar uyduruyoruz değil mi? <laughs> evet yani tamam çizim hatalı olmuş olabilir ama bazı arkadaşlar da böyle çözüm de yapmış olabilir. Böyle çözümle de yine sonuca 4 kök 3 bulduk ama en kolay yol ilk baştaki çözdüğüm yol oldu arkadaşlar. Örnek 35 4 kök 3 yani akçay çıktı. Geldik şuraya. Ahmet bir kenarı düzgün beşgen taş ile eşit olan 2 adet düzgün altıgen taş. Düzgün beşgen taş ile eşit olan 2 adet. Birer kenarı düzgün beşgen taş ile. ha Birer kenarı düzgün beşgen taş ile eşit olan. Bunu böyle koymuş. Düzgün beşgen ve düzgün altıgenleri koymuş. Alfa kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi gençler ne yapacağız? Buranın 108 derece olduğunu biliyoruz. Buranın 120 derece olduğunu biliyoruz. Öğrendik artık. Soruların sonundayız. 120. En azından şurada kaç da Artık bulurum ben. 120, 120, 240. 240 ile 108'i toplarsan 348 yapıyor. 360'tan 348'i çıkartırsak kaç yapıyor? 12 yapıyor. Evet burada kaç 12 derece bulduk mu? Bulduk. Şimdi alfaya ait bir üçgen oluşturmam lazım. Nasıl oluşturabilirim? Hocam al sana üçgen. Al sana üçgen. Bitti mi? Bitti. Hatta bu düzgün altıgenin bir kenarı bir köşegeni bu da aynı düzgün altıgenin çünkü eşit kenarlar ya çünkü şu kenar şu kenar eşit bu eş altıgen eş altıgende bu köşegende bu köşegen birbirinin tıpkısının aynısıdır. E 120 şurası 30 derece yapıyor. Burası da 30 derece yapıyor. Şurası da 30 derece yapıyor hatta. E, sonra ne çıktı? Tepe açısı 30 30 60 72. Tepe açısı 72 olan bir ikizkenar üçgen karşımıza çıktı. 180'den 72 çıkart 108 2'ye böl 54. Bu açı 54 olacak. Alfa artı 30 eşittir 54 ise alfayı da böylelikle 24 derece olarak buluruz. Bu da güzel sorulardan biri. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Ya ama bir şey söyleyeyim mi size? Yani burada öyle yeni nesil sorular çözdük ki ÖSYM hepsini sever ya burada. Gerçekten aşırı derecede zevkli değil mi? Üçgenlerimizi de geliştirmiyor mu bunlar ya? Evet geldik herhalde son soruya. Şükür geldik son soruya. Bakalım ne diyor son soru. AK 60, NC 30, BC 10 köküç olarak verilmiş. AK, NC doğrusal. Şurası doğrusal verilmiş. Bir de düzgün altıgen şeklindeki havuzun çevresi 360. Yani bir kenar kaç yaptı havuzda o zaman? 60 yaptı. Bir de şu doğrusal verilmişti. Bu da en uzun köşegen simetri ekseni. Yani burası da kaç yapıyor? Bir kenarın iki katı 120 yapıyor. Devam edelim. A noktasındaki kedi B noktasındaki evine ulaşmak istiyor. Tam buraya ulaşacak. Yüzmeyi bilmeyen kedinin avuz engelini aşarak en kısa yoldan gitmesi. Yüzmeyi bilseydi kedi en kısa buradan mı giderdi? Evet. Buradan giderdi. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırdık. Ama yüzmeyi bilmiyor. O zaman kedi böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir dersiniz. Ya daha kısası yok mu bunun? Zaten şuradan şöyle şuraya gideceğine bunun en kısası da şöyle yapmaz mı? Yapar. Ondan sonra böyle yapar. Ondan sonra böyle yapar işte. En kısası bu yoldur. Bizden bu yol isteniyor. Hadi bakalım bulalım. Şimdi bu simetri ekseni. Bunlar 60 60 mı yaptı? Evet. Şimdi kardeşim burası 120 derece. Bir kenar 60'tı. E burası da 60. A 120. 60 60 ikiz kenar. 30 30 120 üçgeni var burada. 60 60 ise burası 60 kök mü yaptı? Evet. Şimdi 60 kenar. burası da 60 yaptı. E hocam artık bunu bulacağım. Bunu bulurken de şuradaki dikmeyi de kullanacağım. Şuradan bir dik çizsem ben şöyle. E burası 60'tı ya şimdi. Dikkat şurası 60'tı. 90'ın karşısı 60 sa şurası da 60 derece olduğundan 30'un karşısı 30'dur. Burası da kaç yapar? 30 kök 3 yapar. Hocam 30 kök 3. Şunu bulmaya çalışacağım. Bunu da şuradan böyle bir dikdörtgen oluşturacak bitiririz işi. Burası 60 mı 60? Yani burası 60 oldu. 10 kök üçgen 10 kök 3. Buraya 20 kök 3 kaldı. Pisagor bağıntısı. Yani şurada bir Pisagor yapacağım. Hocam burası 20 kök 3. Burası da 60. Pisagor bağıntısı yaparım. Karelerin toplamı. Git Allah aşkına. Olur mu öyle şey? Yapma şunu. Ya da direkt kısaca. Hocam kök 3 katı zaten 60 yapıyor. E, direkt burası da 40 kök 3 diyebilirsiniz. Yani 30 60 90 diyebilirsiniz. Ya da o da aklına gelmedi. Kök 3 katı olduğunu pek göremeyebilirsin. Ortak çarpan 20. Burası 20'nin kök 3 katı. Burası 20'nin kaç katı? 3 katı. O zaman burası da 20'nin kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 3 artı 9. 3 artı 9 da 12 yapıyor. 12 de 2 kök 3 yapıyor. 20 çarpı 2 kök 3 kaç yapar? 40 kök 3 yapar. Yani burası da 40 kök 3 oldu. Çevre 60 kök 3 yani izleyeceği yol 60 kök 3 burada 40 kök 3 burada 100 kök 3 olacak. 100 kök 3 bir de ne var burada? 60 var. Artı 60 yapar. Yani böylelikle cevap Balıkesir oldu. Arkadaşlar böylelikle bitti. Dörtgenlere geleceğiz. Onu da ne yapacağız? Bir sonraki videoda yani 8. gününde dörtgenlere geçeceğiz. Bir sonraki gün. Nasıldı gençler? Ya bir de bir şey söyleyeyim mi size? Geçen yorumda da gördüm. Çocuk haklı da ya. Israrla ben istemiyorum beğenin, beğenin 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 diye ama çocuk diyor ki ya Instagram'da bir dakikalık videoya binlerce yorum gelirken adam burada bir saat video anlatıyor. 30 tane beğeni geliyor. Ya doğru mu? Doğru. Ya bir de ben beğeni isteyeyim ya. Burada Bak sahur vaktine kalmış bilmem kaç dakika. Ben ee, buradan kalkıp sahura gideceğim. bu saatte video çekiyorum. E, beğenin kardeşim. Yani 5000 izlenme varsa 5000 beğeni olması lazım. Hadi bırak en fazla. Yani en fazla 4000 beğeni ol, beğeni olsun ya. Sizler de hani bunu söylemeye bile çekiniyorum. Hiç ağzımdan da duymadınız ama çocuğa da biraz da hak verdim vallahi. Allah razı olsun yani. Hani ben böyle şeyler düşünmüyorum ama Hani bizlerin de emeğinin de karşılığı da böyle gelsin diyorum. Şuradaki yaptığımız işte görmediniz mi bak? Nasıl yeni nesil sorular? Sizleri nasıl geliştiriyor böyle? Yani bir saat boyunca saatlerce ben size burada anlatıyorum. Her tarz soruyu eksik hiçbir şey bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Ha bizim amacımız ayrı onu da söyleyeyim. Sene sonunda bir Allah razı olsun yeter. Ama beğeni tuşunu görünce de hoşumuza, hoşumuza da gider. Beğenin yine demeyeceğim. Hoşuma gider. Gençler kaçıncı günü? Yedinci günü hallettik. Sekizinci günde dörtgenlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.